Şimdi Sayın Ağabey bu arkamızda gördüğümüz Tayfun füzesi değil mi? Evet. Nedir bu Yunanlılara bu kadar korkutan füze? Bize biraz anlatır mısınız? Şimdi öncelikle kudreti. Kudreti ve menzili. Ve bir diğer tarafıyla da e, hassas vuruş kabiliyeti. Yani sonuçta siz e, bir savaş kurgulanırken savaşın kurmayları öncelikle neye bakarlar? E, stratejik inisiyatiflere ve üstünlüğe bakarlar. Şimdi Yunanistan yakın zamanda çok şımarmıştı özellikle Rafael'ler üzerinden veya Türkiye'nin hava savunma sistemlerinin zayıf olması üzerinden veya hava taarruz sistemlerinin zayıf olması üzerinden veya elindeki F-16'ların Rafael'ler karşısında teknik anlamda yetersiz kalması üzerinden bir stratejik üstünlük elde ettiğine dair bir ihtirasa kapılmıştı, bir alıntıya kapılmıştı ve bununla da beraber son derece çılgın çılgınca bir söyle geliştirmeye başlamıştı. Şimdi... Aslında bu söylevinde de e, yakın zamana kadar da çok da haksız değildi. Sonuçta e, bir e, stratejik anlamda siz üstünlüğü veya inisiyatifi nasıl sağlarsınız. Savaş uçaklarınızla hava tarzı ve hava savunma sistemlerinizle özellikle yük yüksek irtifadakilerle ve orta irtifadakilerle sağlarsınız. Yani bunu özellikle yakın zamanda gerek Karabağ Savaşı'nda gerekse Ukrayna Savaşı'nda çok net olarak gördük ve gözlemledik. Şimdi bu açılardan bakıldığı zaman Türkiye'nin özellikle hava savunma sistemleri ve hava hava tarif sistemleriyle ilgili yaşadığı öngörülen zafiyetin ortadan kalktığını görmesi, Yunanistan'ın bütün ihtirasların önüne e, tabiri caizse e, ot tıkıyor. Tamam, şimdi hassas vuruş kabiliyeti dediniz. Nedir hassas vuruş kabiliyeti? Yani örne örneğin bir havalimanını, e, havalimanındaki tesisleri e, nokta atışı olarak vurması. Yani o örneğin, şimdi biraz önce bir cümle kurdu Özay Bey. Savaş uçağını kaldırmasına fırsat bulamayacak şekilde üstlerinin vurulması. Veya savaşçıların bulunduğu alanların vurulması. Ha, şöyle mi diyorsunuz? Nefes dahi alamadan o aldığın rafayaller falan. Nefes dahi alsa, nefes o nefesi veremedi. Şimdi yani uçağı kaldırdı. Şimdi o onun uçakları havadayken, siz e, onun üstlerini vurduğunuz zaman, e, Tayfun füzeleri veya biraz önce e, sayın komutanımız söylemiş oldu diğer füze sistemleriyle beraber veya sizin savaşçılarınızla beraber uçağı kaldırdı görevini görevini yaptı yapamadı. Döndü nereye inecek? Yunanistan inemeyecek. E bir başka ülkede kabul etmezse savaşın harareti içerisinde uçakların hepsi bir şekilde denize düşmek falan zorunda kalacak. Böyle olunca e, Yunanistan'ın işi e, bu noktada son derece zor. İhtirasla ile ilgili son derece büyük bir tıkanmayla karşı Nasıl kursuyor. çalışıyor bu füze sistemi? Biraz anlatabilir misiniz? Şimdi burada önde herhalde e, ekip oturuyor değil mi? Bize bir anlatabilir misiniz? Ben bu gördüğümden mesela nasıl, ne Yani ateş, ateşleme sistemiyle ilgili bir cümle kuruyoruz. bir kere bununla ilgili bir e, komutun verilmesi gerekiyor. Komutu aldıktan sonra... Bir şekilde bunun e, ateşleme sistemiyle beraber ateşleniyor ve bu e, kendisinin sahip olduğu veya güdülenen bir takım sistemlerle birlikte e, hedefe doğru yöneliyor ve hedefe doğru gidişinde bir takım aldatma taktikleri falan da uygulayabiliyor. Ha, şimdi bu... bu... Böyle devam edelim. E, yerde komutu veriyorsunuz. Hı hı. Ondan sonra o hedefe doğru gidiyor. Fakat bir anda komutu değiştirebilir misiniz? Değiştirebilir. Yani bu bunu şimdi Tayfun füzesiyle ilgili bu cümleyi kurmak için erken. Hı. Çünkü bunda ilgili veri açıklanmadı. Bir de bilsem bile bunu gizlerim ben. Söylemem <laughs> yani çiçeğe. Onu söyleyeyim. Tamam. Ama şöyle Sen... bir örnek vereyim size. Yani e, Putin bir iddia ortaya koydu kendi füzeleriyle ilgili. Dedi ki ben füzelerim ne kadar hava savunma sistemleri güçlü olursa olsun yakalayamazsınız dedi. Çünkü sesten 12 kat hızlı uçuyorlar dedi. Bir diğer tarafıyla da bu füzelerin de öyle özellikleri geliştirdi ki biz dedi. Bunlar dedi e, manevra kabiliyetleri var. Yani e, hedefe gidiş anında aldatmak için e, irtifasında veya yörüngesinde bir takım değişikler yaparak sizin bize karşı yapacağınız, alacağınız tedbirleri bertaraf ediyoruz gibi cümleler kurdu. Şimdi onun elindeki teknolojinin bizim elimizde olup olmadığını kim bilebilir? Şimdi o zaman şöyle Çok üzüllerim. sorayım. Bir Siz böyle anlatayım. Abdullah Bey eğitim e, torpidosu olduğu için söyleyeceğim. Ben Mart ayında denizaltıyla daldım. Müthiş bir deneyimdi. Orada yerli eğitim torpidosunu denedi Türkiye gözümüzün önünde ve aynen şu oldu. Şimdi biz e, eğitim torpidosunu atıp bir gemiyi patlatmıyoruz ama geminin altından geçirdik torpidoyu. Dedik ki velev ki bu hedefi tutturamadı. O torpidoyu geri döndürüp bir daha aynı geminin altından geçirdi. Yani artık torpidolarımızı biz suyun içinde, hedefte yönlendiriyoruz, e, her türlü yere sokabiliyoruz. Onu yapan tahminen burada da benzer bir şeyi yapıyor. Yani konum, eğitim torpidosu, bu konum şey, belirlendi. Çok <gülüyor> <gülüyor> Sayın Şendir diyor ki ben denizaltıda gördüm, konumu Şimdi yerde ben, verdiler ben, ben ama sonra şey değiştirdiler. Şimdi biz bundan, bundan da olabilir. konuşuyoruz ama. Ee, yani Yunanistan e, neden böyle boyundan büyük işlere kalkıştı? Açıkçası onu da anlamak çok mümkün değil. Yani Türkiye ile ilgili bir savaş senaryosu. Yani bunu hangi kafayla yapıyorlar bilmiyorum. Bunu ne için işe, işe, söyleyeceğim biliyor musunuz? Şimdi e, bu F-16'larımızın e, biliyorsunuz yani elimizdeki var olanlar işte Rafaellerle karşılaştırıldığı zaman bazı teknik özellikler onlara karşı zayıf kalıyor. Şimdi ben bunu tabii bizim e, arkadaşlarıma sordum. Yani bu işteki gerçekten bu işin icracılarıyla konuştum. E, bana şöyle bir cevap verdiler. Dediler ki sen hiç meraklanma. Gerekirse dediler bir tane almak için iki tanesini feda ederiz, ama dediler Yunanistanı perişan ederiz. Şimdi e, şimdi savaşın kendine özgü bir ruhu var. Yani Yunanistan savaşmış bir ülke değil. Biz 40 yıldır mücadele ediyoruz. 40 yıllık mücadelemizi son dönemde başka bir takım konvansiyonel mücadelelerle taçlandırdık. Nerede? Yapmış olduğumuz harekatlarda. Doğu Akdeniz'de gelişmiş olduğumuz güç ve güç mücadelesinde, Libya'da ortaya koymuş olduğumuz etkide ve Karabağ'da ortaya koymuş olduğumuz etkide. Şimdi bu, bunları ne için anlatıyorum? Şimdi yeni nesil savaş çok farklı artık. Şimdi konvansiyonel savaş bildiğimiz klasik savaştan çok daha öteye gitti. Yani bu bunu değiştiren ne oldu? Özellikle havada ortaya konulan inisiyatifler ortaya koydu. Bunlar bunların içerisinde neler var? Şimdi sihalar var. SİHA, intihar dronları var. Sa ve bir diğer tarafı da çok konuşmadığımız elektronik harp kabiliyeti var. Şey, yanlış mı anlıyorum Sayın Arslan? Ve yapay zekanın, yapay zekanın e, bir şekilde kullanılması. Örneğin aklıma geliyor. Şimdi bir tane e, bayraktar gidiyor. Bayraktarla olan irtibat bir vesile kopuyor. Ama o bayraktar öyle bir güzel bir, pura, bir bir program var ki içerisinde kendi başına hava şey kalktı hava üstüne geri dönebiliyor. Şimdi biraz önce hani e, siz söyledinizce aklıma o geldi. Şimdi bakın e, biz Türkler şu an neyi biliyoruz biliyor musunuz? Yenilmez savaşın felsefesini, Hı. doktrini, konseptini Teknik ve taktiklerini biliyoruz. Ya şimdi şunu biliyoruz. Yani, yani aslında yeni LESİ savaşı, yeni bakın e, çok değerli bir komutanımla çok konuşurken Çok önemli bir yere şey, değindiniz ben de bir bir şey, buradan bir devam edeyim. Bir örnek vereceğim Buyurun. iyi anlaşılsın diye. Çok değerli bir komutanla konuşuyor ya, şöyle güzel bir cümle kurdu. İngilizler de bizden dedi siha almak istiyorlar. Ama dediler dedi ki sadece siha almak istemiyor. Nasıl kullandığımızı da öğrenmek istiyorlar. Şimdi, Şimdi şunu mu demek istiyorsunuz? Yunanistan'ı takip ediyoruz. Füzeyi bu arada bildiğimiz kadarını işte açık kaynaklarla anlatıp başka sorularım da olacak elbette ki ama Yunanistan işte Rafael'i aldığını söylüyor. E, savunma sistemini bize aktarıyor. E, envanterini paylaşıyor. Tüm dünyayla paylaşıyor. E, i̇şte biz şunu mu diyoruz? Birkaç gündür Kızıl Elma'yı konuşuyoruz. Tayfun füzesi artık son günlerde gündemimizde İHA'yı SİHA'yı farklı bölgelerde alanda kabiliyetini gördük. E, sen hala da insanlığı ee, savaş uçakları veya insanlı e, askerle savaşa devam ediyorsun. Ama biz artık sistemimizi değiştirdik diyebilir miyiz? Şimdi bunun ispatı var. Şimdi e, şeyi düşünün bir. E, Libya savaşını bir düşünün. E, Libya'da artık bitmek üzereydi ulusal mutabakat hükümeti. İki tane mahalleye sıkışmıştı ve artık denize dökülecekti. Böylesin olumlu bir noktada Türkiye'nin de desteği kendisini gösterdi ve oradaki destek Yunanistan'dan daha büyük bir alanı yani 123 bin kilometreden daha büyük bir alanı ulusal mutabakat hükümetinin ele geçirmesiyle sonuçlanan Türkiye'nin sağlamış olduğu destek. Şimdi bunu sadece Haftar güçlerine mi karşı yaptı Türkiye? E burada sahadaki aktörlere bir baktığınız zaman kimler vardı kimler vardı. Şimdi o yüzden Türkiye'nin Libya'da ortaya koymuş olduğu o başarıyı herkes çok iyi gördü. Sonra Karabağ'da Azerbaycanlı kardeşlerimiz. Ben orada oraya gittim. 9 ay Azerbaycan'da kaldım. Karaba Karabağ, Karabağ Savaşı'nın bütün detaylarını onlarla beraber çalıştım. Ve şu an çoğunu söyleyemeyeceğim. 12 farklı yeni disiplini muharebe alanda Azerbaycanlı kardeşlerimiz üstün bir başarıyla ortaya koydular ve zaferi kazandılar. Yani Zaferi sadece dökülen kanla kazanmadılar. Ortaya koymuş oldukları yeni nesil doktrinle beraber kazandılar. Yeni nesil teknik ve taktiklerle kazandılar ve bunu yaparken biz sadece sihaları gördük. Sihaları biliyoruz ama sadece sihalar değil. 12 farklı disiplini. Yani ben savaşın felsefesini, yeni felsefesini yazmak derken bunu kastediyorum savaşın doktrinini ve konseptini yazmak, yenidesin teknik ve taktiklerini yazmak, burada başarılı kazanılamayacak bir savaşı kazanmak ve zafere dönüştürmenin nasıl olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Yunanistan bunun zevresini bilmiyor. Sadece Yunanistan almış olduğu Rafael'le elindeki birkaç tane işte 150 parça mermi mühimmatı olan işte şeylerle falan, patriotlarla falan bir savaş kazanacağını dair bir ihtirası var. Büyük bir hata onlar açısından. Yani bu bu şekilde ortaya koymuş olduğu iddiaların Yunanistan'ın başına çok pahalıya patlayacağını düşünün. On, onu, onu onları bu şekilde kullanmanın derdi ne? Türkiye'nin bir şekilde canını yakmak. Yani şu, şu, çünkü Türkiye şu, şu, konuşmuş olduğumuz bütün meselelerin hepsinin aslında özel, özel bir anlamı var. Türkiye bir evren içerisinde bağımsız bir siyaset ve strateji üretmekle ilgili bir evren içerisinde. Şimdi bu evreyi sekteye uğratmak, Türkiye'de bir yıkım, veya bir çöküş yaratmak niyeti ve maksadıyla Yunanistan'ın ve YPG PKK terör örgütünün bir şekilde Türkiye'ye karşı kullanılma eğilim içerisinde olduğunu görüyoruz. Türkiye de bunu görüyor ve bununla ilgili bir oldu bittiyle karşı karşıya kalmamak için, bir tuza tuzakla karşı karşıya kalmamak için son derece dikkatli, son derece akıllı bir stratejinin altında imza atıyor. Tabii, ama ama, ama dünyadaki şu, savaş şu, şeklini şu, de o, değiştirdi. Yunanistan'ın şunu unutmaması gerekiyor. Yani Yunanistan'ın Türkiye'nin egemenliğine yönelik ortaya koymuş olduğu ihlaller, tacizler ve tecavüzlerin mutlaka bir karşılığı olacak. Bence özellikle adalardan başlayarak Lozan'ı ve Paris'i ilga ettiği, deldiği o yapılanmadan bir şekilde vazgeçmesi gerekiyor. Yani Çavuşoğlu'nun geçenlerde özellikle söylemiş olduğu, Sayın Erdoğan'ın söylemiş olduğu temel cümle altı bu 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 yaklaşım var. Şimdi siz Yani ne, ne tahmin ediyorsunuz? Siz e, bu olayların böyle sözlü Bakın bu bir, kalmayacağını... bu bir bu bir, bu bir, bu bir hesaplaşmaya doğru gidiyor. Hmm. Şimdi bu hesaplaşmanın sebebi Türkiye değil. Yunanistan'ın Paris ve Lozan anlaşmaları denerek Türkiye'ye karşı geliştirilmiş olduğu mütecaviz yaklaşımlar, özellikle adaları silahlandırması, adaları silahlandırmakla beraber adaların etrafında bir askeri hareketlilik oluşturması. Şimdi siz o zaman bir gerilim Hı. bekliyor musunuz Türkiye-Yunanistan arasında? Yani bu şimdi Türkiye ee, bu noktada ihtiyatlı davranıyor ama bir şekilde egemenliğinin kalıcı olarak ihlali gibi bir sonuç ortaya çıkarsa Türkiye buna müdahale etmek zorunda kalacak. O zaman...